Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bütçe üzerine konuşacağız ancak yargının bütçesine ilişkin konuştuğumuzda salt rakamlar üzerinden bir değerlendirmenin içinde yaşadığımız yargı düzeni içerisinde çok sığ ve gereksiz olacağı kanaatindeyim. O nedenle ben Türkiye'deki yargıya ilişkin 3 temel düzeltmemiz gereken başlığa değinmek istiyorum. Birincisi, Türkiye'de kişiye özel hukuk var. Olması gereken herkese eşit hukuk. Bununla ilgili çarpıcı bir örnek vereceğim. Bakın, geçtiğimiz gün İstanbul'dan bir hanımefendi aradı. Ben buna ilişkin anlattım. Bu olaya ilişkin ilgili dosyayı da Sayın Bakan'a da ilettim. Adalet Bakanı'na. Aradı ve dedi ki, benim annem dedi, Instagram'da sizin grup başkan vekiliniz Özgür Özel'i takip ediyor. Grup başkan vekiliniz kendi Instagram hesabında bir televizyon programına ilişkin bir paylaşım yapıyor, kısa bir kesit. Orada Fahrettin Altun'a ilişkin bir eleştiri var. Peki, annem de oraya, 80 yaşında annem de Instagram'da altına "yeter sömürdünüz" yazıyor. Tamam, ne var bunda? Evi polisler basıyor. Fahrettin Altun şikayetçi. Hakaretten şikayette bulunuyor. Polisler eve geliyor. 80 yaşında kadın. Diyorlar ki çocukları, ya bunu adliyeye götürmeyin. Kalıtsal hastalıkları var, Covid salgını var. Hiç olmazsa burada ifade versin. Haklısınız teyze diyor. Biz bir savcıya soralım, izin verirse senin ifadeni burada alalım. Savcı izin vermiyor. Adliyeye götürüyorlar. Ve adliyede ifadesini alıyor. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaretten savcı ceza istiyor. 125'in bütün maddelerinden ceza istiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, işte kişiye özel hukuk dediğimiz bu. Bu ifadede bir hakaret yok. İki, bu parlamentodaki, bakın ayrım yapmıyorum, AK Parti milletvekillerine, milletvekilleri de bundan şikayetçi olsa böyle bir ifadeden, belki orada da dava açmayacaklar. Ama bir kas sistemi oluşmuş, saray kaynaklı ve orada herkese her şey özel muamele. Deniyor ki, bakın biz çok meraklı değiliz. Bana ne ya iletişim başkanından? Benim muhatabım bile değil. Ama seçilmemiş, oturmuş bir adam orada her şeye cevap veriyor. Sanki genel başkanınız da o. Muhalefet lideri konuşuyor, o cevap veriyor. Efendim, fazladan maaş alıyor. Fazladan maaş alıyor. Diyor ki ben hayır yapıyorum. Kardeşim, kendi maaşınla yap hayrı. Var mı böyle bir şey? Türkiye'de hayır yapacaksa vatandaşımız buyursun yapsın, herkes kendi maaşıyla yapıyor. Hayır için ekstra maaş kime veriyorlar Türkiye Cumhuriyeti'nde? İşte kişiye özel hukuk budur. İki, mevcut anayasa beğeniriz beğenmeyiz, değiştirene kadar uygulamak zorundayız. Mevcut anayasa uygulamak zorundayız. Anayasa Mahkemesi kararları kesin uygulanmıyor. Yargıçlar da bunu uygulamıyor. AİHM kararları bağlayıcı, anayasa 90 açık, uygulanmıyor. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Bu ikide bir, bunun ekonominin yansımaları yargıyla ilintili problemler nedeniyle vatandaşa yansıdığında hukuk reformu. Ya 18 yıllık bir iktidar daha neyin reformu yapacak? Ben size söyleyeyim. 12 Eylül 2010 yılında ve 16 Nisan 2017 tarihinde anayasa değişikliğiyle yargı bağımsızlığını yok ettiniz. Hukuk devletini yok ettiniz. AYM'nin ve AİHM'in beğenmediği kararları uygulamadınız. Parti örgütündeki avukatları yargıç yaptınız. Tarafsız ve sorumsuz Cumhurbaşkanı için getirilen Cumhurbaşkanı hakaret düzenlemesiyle tüm muhalefet üyelerine davalar açtınız. Tahliye kararı olan sanıkları tahliye etmeden yeniden tutukladınız. Medyayı baskı altına aldınız. Ekonomi iflas noktasına gelince de hukuk reformu. Reform için yapısal değişikliklere ihtiyaç var. Biz reform yapıyoruz. Peki ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani somut bir şey söyleyebilir misiniz? Bakın ne diyor 2018'de Erdoğan, 12 Haziran 2018. 24 Haziran'da bu kardeşinize başkanlığı verin. Ondan sonra şu faizle, dövizle,
bununla şununla nasıl uğraşılır göreceksiniz. Gördük mü arkadaşlar? Nasıl uğraşıldı? Tamamlayın sözlerinizi. Ne olmalı? Böyle tali işlerle uğraşmayalım. Gerçek anlamda hukukun tarafsız ve bağımsızlığını sağlayacak yargı reformu yapmamız lazım. Bugün geçtiğimiz yargıya ilişkin düzenleme, OHAL altında geçen düzenleme defalarca söyledik. Bakın, birçok ülkede OHAL altında ve sıkı yönetim altında anayasa değişikliği yapamazsınız. Arnavutluk'ta yapamazsınız, Gürcistan'da yapamazsınız, Belçika'da yapamazsınız, İspanya'da yapamazsınız, Litvanya'da yapamazsınız, Portekiz'de yapamazsınız, Ukrayna'da yapamazsınız. Say say bitmez. Ve mesela anayasa değişikliği de öyle yönetmelik değiştirir gibi yapıyorsunuz. Onu da yapamazsınız. Norveç'te bir parlamento anayasa değişikliğini ilk 3 yılda görüşür. Eğer değişiklik gerçekleşirse yeni gelen seçim sonrasındaki parlamento ilk 3 yılında onu yasalaştırırsa o anayasa değişikliği referandumdan evet alma kaydıyla yürürlüğe girer. Danimarkalara benzer. Bir parlamento eğer ki anayasa değişikliği yaparsa. Teşekkür ediyorum. Yok, teşekkür ediyorum. Tamamdır. Sayın Emre, ilave süreniz de doldu. Teşekkür ediyorum.